Durum bu. Sadık Albayrak. Ne diyorsun bu görüntülerle ilgili? Ya İçişleri Bakanlığı'nın şu anda bu tarz yapıları özel incelemesi lazım. Neden biliyor musunuz abi? Bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında bazı farklı dinlerden ya da dinsizliklerden kendilerini kapatıp kendilerini saklamak için böyle dindarmışız gibi Mevlana, yok bilmem ne topluluğu, yok bilmem ne cemaati diye Derneği. derneği diye yapılaşmalar başladığı konusunda bir sürü yazı var. Bir sürü beyan var. Hala bugün de uzantıları var bunların. Bu adamları bilmeyen bir insan baktığında ya Mevlana diyor. Bak peygamber diyor, Allah diyor. Ya içini açıyorsun, bambaşka bir şey. Sadık, ben hep söylerim, bu Lions'tur, Rotary'dir, bilmem Masonlar Kulübü'dür. Bunlardan korkma ya. Bu tür derneklerden kork. Aynı Öbürleri bari aşikar bir şekilde ne olduklarını gösteriyorlar. işte namaz yoktur. Alkol de alabilirsiniz. Bakın içerilerine girdiğinizde bunlar çıkıyor karşınıza. Ya bu kadarcıktan bir şey olmaz deyip dini tarif etmek üzere, insanların inancını tarif etmek üzere. Daha doğrusu Türkiye %99'u Müslüman ya. İnançlı insanlarla. İnançlı insanlarız ya. Bu inancı tarif etmek için özel bir çaba ve gayret var. Kendilerini gizliyorlar. Peki İBB'ye nasıl bulaşıyor bunlar? Yani hep mi bunlar bulup da bir şekilde İBB ile yolları örtüşüyor. Şimdi orada bu işleri organize eden insanlar ve bu işin başında olan insanlar hiç kusura bakmasınlar. Kendini saklamaya çalışıyorlar. Bu insanların derdi de bu insanların inancıyla, bizim inancımızla, bu ülkenin inancıyla. Ama Başladılar. 2023'te ne olacağını tahmin edin. 2023'e geldiklerinde ne olacağını tahmin edin. Ya bir tarafta siha yapan bir zihniyet var. Bir tarafta işte hala daha insanların ibadet dilinin, bakın meal demiyorum. Yani ağır. Yani her dilde meal olsun. İnsanlar baksın. Ama ibadetin dili Arapçadır. İbadetin dili, Kur'an'ın dili bellidir ya. Sadık, Kur'an dilidir yani. Bugünkü Arapça da değildir. birileri hala Türkçe okunsun, ne zararı var diyor. Ya Türkçe insanların dua etmesinde, Türkçe insanların mealini okumasında bir dert yok, bir sıkıntı yok. Ama ibadet, daha doğrusu Kur'an'ın Kur'an olarak anlamını bulması için Kur'an diliyle devam etmesi gerekir. Ben bunu söyleyenlere bir öneride bulunmak istiyorum, müsaade edersen. Dünyadan herhangi bir yabancı sanatçı, Michael Jackson ya da Stevie Wonder, gençler bilmez, biz yaşlı olduğumuz için biliyoruz. Stevie Wonder'ın herhangi bir şarkısını alsınlar, tamam abi, Türkçe'ye çevirsinler ama İngilizce'deki anlamıyla Türkçe'ye çevirsinler. Kendilerine göre bir şarkı sözü yazmasınlar. Aynı sözleri Türkçe'ye çevirsinler ve aynı melodiyle okumaya çalışsınlar bakalım. Uyar mı Sadık? Saçma sapan bir şey çıkar. Peki yapabilirler mi? Nasıl yapacaklar? Yani Niye şey bir tek yaparlar da bir anlam ifade etmemiş olur yani. anlam ifade etmez. Yani orada aşkı bilmem şuyu buyu anlatıyor. Burada yerine göre oraya değiştirdiğinde, orayla şey yaptığında nakaratı bilmem şuyu buyu hiçbir yere uymaz. Ortaya saçma sapan bir şey çıkar. Şimdi Abi aynı şekilde diyelim ki Portekiz'e gittiniz. Orada namaz kılınıyor. Girdiğiniz camiye. Düşünün ki Portekiz diline çevrilmiş. Ne anlayacaksınız? Fatiha suresindeler mi? Neredeler? Hangi rekatta? Hoca ne diyor? Ne anlayacaksınız abi? Nasıl anlayacaksınız? abi ben İngilizce bilmiyorum. Amerika'ya gittim. Yani adam oh my god falan diye başladı. Ben ne yapacağım adamın arkasında? Ya He? bir de Kur'an kendi evrenselliği içerisinde, bütünlüğü içerisinde Kur'an dilinin çok özel bir şeyi var. Anlamı var. Demin anlattığınız gibi abi. Yani onu öyle bir dile çevirmek ibadet esnasında, ibadet için söylüyorum. Yani anlamak için, detaylı anlamak için tamam. Mealine bak, tefsirine bak. Ama ya bununla artık uğraşmayın ya. Yani bu siz aslında akıllardaki şey başka. Yani Kur'an'ı nasıl tarif edebiliriz diye buradan bir yol açmak istiyorlar da. Ya Allah'ın vaadi var bu konuda. Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız diye. Ya uğraşmayın. Elinizde patlıyor. Sadık, 10 kaç yıl denediniz yani. Bu ülkede bunu başaramadınız. 18 yıl uğraştınız. ben Yine başaramazsınız. rahmetli babama dedim ki baba bu konuda dedim sen ne diyorsun? Dedi ki babam bir din alimiydi. Allah rahmet etsin, bu vesileyle Allah'a analım. Dedi ki Kur'an'da öyle ayetler var ki dedi, Türkçesiyle okuduğunda yani kıraatı olmadan, tecvidi olmadan, şeddesi olmadan okuduğunda hem Kur'an'ın
bütünlüğünü bozar, ayetin bütünlüğünü bozar, hem de direkt olarak seni küfre götürür. Dolayısıyla... Denemesi de bedava abi. Alın bir tane sureyi, Fatiha suresini alın, İnşirah suresini alın. Okuyun yani üç defa mealini. Ne hissedeceksiniz bak? Anlam olarak tamam. Ama bir de o Arapçasını okuyun, o Kur'an Arapçasını bir okuyun. Ne hissettiğinizi anlayacaksınız. Zaten o kadarcık kalp olsa, o kadarcık Allah işte yani nasıl bir imtihansa onu hissedebilseler, onun keyfini hissedebilseler zaten bunu söylemezler. Abi Abdülbasit Abdüssemet tüm zamanların en iyi hafızı. Kıraatını ve Kur'an'ı okuyuşunu, Arapça okuyuşunu dinleyip Müslüman olan yüz binlerce insan var. Sadece o kıraatten, o yanık sesten, o anlamdan, o can yakıcı sözlerden etkilenen yüz binlerce insan var. Kur'an-ı Kerim'i al Türkçe oku. Türkçe okuduğunda herhangi bir kitaptan ya da kitapçıktan bir farkı kalmaz. Zaten bunların amacı da şu Sadık. Türkçe'ye çevirelim dediğinde inan bana bunu samimiyetle söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'i diğer kutsal kitaplar gibi tahrif etmek, değiştirmek. Tamam. Zaten... Bugün şunu söylüyorlar mı kardeşim? Ya Kur'an'da içki içmek yasak değil ya diyorlar mı? Niye? Türkçe'ye çevirdiğinde kendine göre bir anlam yüklüyor. Buradan o çıktı diyor. Yaşar Nuri Öztürk hayatının sonunda dedi ki ben deistim dedi. Kur'an-ı Kerim'de çıktı şunu söylemedi mi? Ben Türkçe okuduğumda cuma namazı yoktu dedi. Ben Türkçe okudum 5 vakit namazı yok. Bu evrensel midir? Ne zıkkımdır? Mevlana aşıkları vakfı bilmem ne falan var ya işte. Bu adamların yolunu açmak istiyorlar. Dertleri o. Şimdi bu adamların kendini dayandırdıkları bir ölçü aldıkları bir kitapları var mı? Yok. Biz böyleyiz. Birleşin, toplanın, dağılın, şöyle yapalım, böyle yapalım, Türkçe okuyalım. Şimdi dertleri buradan bunlar gibi insanları fazlaca türetmek. Burada görmemiz gereken ne? Bu adamların seçim zamanlarında yaptıkları samimi değil. Kendileri aslında bunu itiraf etmiş oluyorlar. Bak kaç ay? 18 ay oldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yaptıklarını görüyorsunuz. Yani seçim olanı şurada kaç ay olmuş? Daha kendilerini açık etmeye başladılar. Samimiyetsizlik. İnsanların hala... Ya lütfen abi bir şey söyleyin bana. Hangi camide Arap hayranlığı var? Türkiye'deki İslami camiada, muhafazakar camiada bir tane Arap hayranlığı var mı? Asla yok. Geçen gün araştırma da yayınlandı bununla ilgili. Yani Kur'an Arapçasıyla yapılan ibadetin bu ülkeye bir zarar var mı? Yok. Arap bölgesi dediğimiz ülkelere bir yarar var mı? Hiç yok. Derdiniz ne? Derdiniz sizin Kur'an özüyle. Dert din. Dayanamıyorsunuz. Dert inanç Sadık. Bu konuda yorumlarınız var mı arkadaşlar? Bakalım şöyle bir bu konuyu da kapatacağız. Geldikleri takdirde yine milletin diniyle uğraşacaklarının göstergesi. Dünya beşten büyüktür demiş bunu. Hamiye Ayaz CHP'ye bu fırsatı verenler, yapanlar, yaptıranlar Allah'a havale ediyorum demiş. Muhammed İlbak zamanlama hakkında yorumunuz nedir demiş. Anlattık kardeşim. Hatice Sivri İstanbul'da dolmuşa taksiye zam gelmiş. Geldi evet ona artık dokunmuyoruz. Yapsın Ekrem Bey. Konu dışında biraz yorumlarınız var arkadaşlar. Bir de kendi aranızda mı atışıyorsunuz? Süleyman Bey, amaç Kur'an-ı Kerim'i basite indirgemeye çalışıyorlar. Çünkü Kur'an her şekliyle mucize dağıtıyor. Okunması, dinlenmesi her şekilde bunu bildikleri için basitleştirmeye çalışıyorlar demiş. Yakup Gönül, ağzına sağlık abi. Arapça, Türkçe birebir uyumlu değil. Abi Allah uludur, Allah uludur diyorlar. Sonra da ulu sıfatının herkese, her şeye kullanıyorlar. Tanrı uludur, ulu önder Atatürk dediğinde işte tam dediğim şey. Ezanı Türkçeleştiriyorsun, Tanrı uludur diyorsun. Sonra iniyorsun, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk diyorsun. Allah'la Atatürk'ü aynı kefeye koyuyorsun kardeşim. Onun için işte Türkçeleştirmemek lazım. Aynen.